Hoş geldiniz tekrar. Nasılsınız? Sayenizdeyiz, Allah razı olsun. Sayenizdeyiz, teşekkür ederim. Çok duygularınızı tanımlayamıyorum. Yani böyle... Mesela kızınızı buldum dedim, tepki vermediniz ama o kaçtığı Volkan'ı da buldum deyince daha büyük bir tepki verdiniz. Kızınızı bulmam mı yoksa kaçtığı kişiyi bulmam mı sizi rahatsız etti? İnsanları dinlemeden hüküm kesmek olmaz. Peki. Hazır mısınız kızınızı görmeye? Şimdi Hande ile babasının arasında aslında uzun yıllardır çok ciddi bir kopukluk da var. Anne ile baba ayrıldıktan sonra çocuklar anne ile beraber kalıyor. Ardından anne ve baba kendi hayatlarına devam ediyorlar. Hande'nin de şaşırdığı bu. Bunca yıl beni baba hasretinden, baba sevgisinden mahrum bırakan babam şimdi niye beni arıyor? Önce kayıp olan kızımız buyursunlar. Hoş geldin. Hoş buldum Esra abla. Buyurun. Nasılsın kızım, iyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Rahatın yerinde, iyisin. Çok iyiyim, bir şeyim yok. Konu buraya nasıl geldi? Konuda bir şey yoktu. Hiçbir şey yok konuda. Yok. Hiçbir şey. Volkan Bey evli değil mi, yanlış hatırlamıyorsun? Evet. Hani kural gereği bey demek zorundayım çünkü 80 milyon bizi izliyor ya da 85 milyon. Evli değil mi beyefendi? Evet. Boşanıp geldi, seni annenden, kardeşlerinden, amcandan istedi, vermediler de bana geldin, baba ben bunu seviyorum. O adam boşanmış, ben vermedim mi bunu? Ya da annen, amcan, kardeşlerin vermedi mi bunu? Sen zaten kendi mesajların da var. İşte doğru. Yok 30 yaşına kadar kimse olamaz senin hayatında. Hı. Olursa bilmem ne yaparım demesini çok iyi biliyordun. Doğru, devam edelim, evet. Yani... Şu vakte kadar 10-11 yıldır yoksun. Hı hı. Şimdi mi aklına geldi bir kızının ya da bir evlatların olduğu? Bir önceki yayınımda ben ebeveynlik yapamadığımı 80 milyonunda söyledim. Ama bu ebeveynlik yapmadığım anlamında, sizleri bırakacağım anlamında değil. Ben 4 tane çocuğum var, hepsi benim gözümde değerlidir. En son kızınızı kaç yaşındayken görmüştünüz? İşte geçen bahsettiğim 7 yaş falandır. 7 yaşından sonra, daha sonra ilk gördüm, kez mi görüyorsunuz? Daha sonra gördüm. Avukat hanım da benim evim aşağıda, bunun annesinin yapmış olduğu ev yukarıda. Balkonda beni görüp içeri kaçmışlardı. Yüzü burada söylesin. Evin yanından geçiyorum. Dışarı çıkmamışlar. Yani babalar suçlu ya şimdi. Evin 2 metre yanından geçiyorum. Balkonda beni görüyor. Telefonla konuşuyormuş gibi içeri geçiyor. Takriben 1-2 yıl önce ya da 1 sene öncedir. Çocuklar her şeyi yapabilirler. Yetişkinlerin şimdi, dünyasını çok anlamlandıramazlar. Bundan sonrası için ne yapabiliriz? Yani olan olmuştur. Hande, hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum geldiğin için de. 23 yaşındasın. Bu kaçtığın kişiyi sosyal medyadan mı tanıdın? Evet. Bu kişinin evli olduğunu biliyor musun? Biliyordum. Biliyorsun. Ailen bununla ilişkini biliyor muydu? Yani biliyordu. Annen, biliyordu. Evli olduğunu biliyorlar mıydı? Bilmiyorlardı. Bilmiyorlardı. Beraber kaçmanızın sebebi neydi? Annem geçen yayında bağlanmış ama şöyle diyeyim, hani ben sürekli anneme söylüyorum. Hani yengem bana dedi ki şey yap dedi, annene numarasını ver, kendisi bir görüşsün. Sonra biz olaya hani el atalım. Yani kendisi yok diyor, ben hani şey yapamam. Ben konuşmak istemiyorum. Onu istemiyorum. Hani tanışmaya gelsin dediğimde de yok istemiyorum, gelmesin. Yani bu lafları kullanıyordu bana. Tamam, onu söyleyebilir ama sen de Volkan'a ve Volkan'ın ailesine, ailemin tepkisi bu da olsa siz ne olur hadi gelin dediğinizde gelmezler miydi? Söyle, gelirlerdi. Ama gelmeme sebepleri vardı. Yani çünkü ailene sebebi karşı, annemin öyle davranmasıydı. Yani onların gelmeme sebepleri, ailene karşı bir mahcubiyetleri var. Bizim oğlumuz evli, hala boşanmadı cümlesi. Bu çok ağır bir cümle aslında. Kolay bir cümle değil. Annen onaylamadığı için mi kaçtın? Evet. Babanın seni hiç arayabileceğini düşündün mü? Aklına gelir miydi? Yani bunca yıldır hayatında yok. Hı? Hoşuna gitti mi araması? Yani şöyle diyeyim, hani birkaç ay öncesinde biz böyle bir tatsız olaylar yaşadık. Hani ondan, o yaşamadan önce dedim ki hani belki düzelir, hani düzelmiştir. Ama olayla yaşadıktan sonra tepten koptu bende. Babanla mı yaşadınız? Evet. Ne yaşadınız? Yani böyle ağza alınmayacak hem anneme hem kardeşlerime hem bana hani mesajları duruyor. Hatta annemle benden küçük kardeşim de şikayette bulunmuştu.
Kaçmadan önce. Evet. Doğru mu? Bu hanımefendi, yani kızımız üst fende okurken cüz'i miktarda para gönderin, parayı alınca da yani göndereceğim kızımdır bunun muhabbeti olmaz, hemen beni engelledir. Bahsettiği o aramızdaki tatsız olay, ben annelerin vesaire konularından bahsettiğimde bu hanımefendi dedi ki, annem dedi istediğe görüşebilirsiniz. Hanımefendi değil, kızım. Annesinden bahsediyorum. Hanımefendi dedi istediğe görüşebilirsiniz, ilgilendirmez dedi. O tatsız olay öyle olmuştu. Daha sonrasında yine Yusuf Elin'de o kaçtı Kur'an kursundan sonra beni engellemiştir. Kaçtıktan sonra bundan benim haberim olmuştur. Yani 26 Haziran'da kaçmış muhtemelen, 29'da Recep mesaj atmış. Baba, ablam bundan görüşüyor da ortada yok. Peki kaçmaları çok ciddiyse bunların. Çok sevmişler. Aslı Kerem misali. Annenle görüştün mü? Hayır. Amcanın oğlunla görüştün mü? Hayır. En kötü ihtimal baba, biz en son duyarız olaylar ya. Benimle görüştün mü? Bak, ben böyle bir iş yaptım. Kaçtıktan sonra. Baba, biz böyle bir şey yaptık. Bu kişi evli. Ne yapalım? Ne yapardınız? Ne yapardım? Gelirdi benim yanıma. Kapı sonuna kadar açık. O şahıs kimse boşanır. Vermezsem yine şeyim yani. Niye her kızınızı türlü 30 yaşına kadar evlenemezsiniz yasağa koydunuz? Koydun mu böyle bir yasak? Esra Hanım, ben söylemişimdir ama kimse kimseye yasak koyma durumumuz zaten söz konusu değil. Söylediniz mi böyle bir şey? Ya şu an hatırlamıyorum ama zaten yasak koymuş olsam şu an gitmemiş olurdu. Hayır hayır, yani 30 yaşına kadar evlenemezsin yasağı koydunuz mu? Ya doğru söylüyordur ama... Ya da koymanızın sebebi neydi? Koymamın sebebi, yani bir bayanın ayakta durabilmesi için yanında bir erkeğin olması gerekmiyor. Ben annesinden boşandığımda 4 kardeşiyle beraber aslanlar gibi bunlar büyüttü kurslar haricinde. Benim babam öldüğünde ben 10 yaşındaydım, 2 kardeşlik. Aslanlar gibi bizi büyüttü. Yok hayır, bu çağda bir babanın 30 yaşına kadar kızına böyle bir sınır koyması aslında bir tarafta takdir edilecek bir şey. Niyeti samimiyetle böyleyse tabii. Babanla gerçek bir baba kız ilişkisi yaşamak ister miydin? Yani bundan birkaç ay öncesine kadar isterdim ama şu an istemiyorum. Birkaç ay öncesini çıkart aklından. İster miydin? Böyle babana karşı bir hasretin, hep özlemin var mıydı? Yani biraz var ama öyle gerçekten de bir yok işte. Ben o son olayı söylemiyorum. Bir boşluk var sadece. Bir boşluk var. O boşluk hayat boyu hiç kimse tarafından doldurulmayacak. Uzakta olan babaya karşı da böyle bir aşk da duyulur, sevgi de duyulur. Tanımıyorsun ya. Şimdi benim annem de kıymetlidir, babam da kıymetlidir. Annem bir şey söylediğinde tamam ama babam söylediğinde içim erir. Anneme de erir, o ayrı. Onunkini ikiletmem. Kızımla bir görüşebilir miyim? Sarılmak mı istiyorsunuz? Evet. Tabii ki. Niye izin vermiyorsun? Kara gözüm izin verir ya. Kızımı arıyorum. Volkan'ın kızı var. Yarın o TV kanalında kızının kocasını arayacak. Yani esme bulmadığı bir dünyası diyorlar ya. Kızım buna sen abi, bizim hakkımız var. Olan olmuş, tamam, bundan sonrasına bakalım. Ben dördünüz benim evladımsınız. Hepiniz benden ayrı ayrı gözümde değerlisiniz. Ben her zaman burada geçen yayında da söyledim, senin arkandayım. Şartlar ne olursa olsun. Var mısın? Şimdi annene tarafına mı döneceksin? Şahısla mı gideceksin? Zarardan dönmüşsün. Annene götürelim. Boşansın gelsin, yine verelim seni. Bu şekilde bu olmaz kızım. Avukat hanım da Türk Medeni Kanunu'nda iki eşli yer var mı sayın avukat hanım? Onunla ya da evlilik değil. O zaten biliyor. Yanlış oldu aslında, dön. Olan olmuş. Sen yine benim gözümsün. Yanlış mı Esra Hanım? Bu arada Hande öyle hani hocalık yapan da biri Kur'an kursunda. Yani her türlü, her şeyi bilen de bir genç kadın.
Ya bir boşlukta bulunmuşsun. Baba şefkat yoktu bir yerden. Yenecekle boncuklu mesaj geldi bir erkek tarafından. Peki orada baba şefkatini aramış olabilirsin. Şimdi yapmış olduğunuz çözüm mü şu anda sizin? Değil. Sonu ne peki bunun kızım? 12 yaşında kızı okula gidiyor, babası elinde yok. Resmi işini bırakan, seni bırakmayacağının garantisi var mı? Yarın dedi hanım ben Kastamonu'ya gidiyorum, bitti. Kızım yanlış yoldasın, dön. Ben her zaman her şartta senin arkandayım. Annene dön. Bana dönme, annene dön. Dönecek misin annene? Kardeşlerin yanına dön. Mesela abisinin kardeşinin numarası var, bir bağlantımız, durumumuz tabii mümkün ben mu? Tabii ben şimdi annenin bağlanmasını talep ettim. Dönelim. Annene dön. Ha, bana dönmeyebilirsin. Annene dön. Nerede hiç yaşıyorsun sen de? Volkan ve Volkan ailesiyle beraber mi yaşıyorsunuz? Yok. İkiniz berabersiniz. Evet. Bu adam ne iş yapıyor? Mobilyacı. Mobilyacı. Sizin beraber kaçtığınızda o eşini bırakıp mı senin yanına geldi? Ya zaten 4-5 yıldır görüşmüyormuş ki. Bu onun söylemi. Doğru mu değil mi biliyor musun, emin misin? Biliyorum. Yani hiç eşiyle de kendisi görüşmüyor. Ben görüştüğünü biliyorum. Sen öyle biliyorsun. Sadece kızıyla görüşüyor. Bunlar görüşüyorlar. O şekil bu şekil görüşüyorlar. Niye boşanamıyorlar peki? Kendisi kadın istemiyor. Hı-hı. O yüzden boşanamamışlar. Gitsin çekişmeye dava attın. Var mı davaları, boşanma davaları? Hiçbir şey yok. Hiçbir davaları yok. Açılmış bir boşanma davası hiçbir şey var mı? Hiçbir müracaat daha yok. Ben şeye soruyorum, Hande'ye soruyorum. Tamam. Yok diyebiliyorum. Şimdi 5 yıldır boşanmayan bir kadın varsa bunlar değil mi 5 yıldır 10 yıldır davalara giderler gelirler. Hatta sana bunu gösterebilmek için şey der, bak bu bizim dava dosyalarımız, bunlar elimizde, bak bunları demiş, şunları şimdi bir şey sunar sana. Ama hani bunu da sunmuyor, açılmış bir boşanma davası yok. Kaçtığınız kişinin çocuğunu düşünün. Siz o ki siz resmi anlamda boşanıp sorumluluğunuz annenize verilmiş. O çocuk 5 yıldır babasının nerede olduğunu bilmiyor. Babası yeni bir ilişkiye yol açmış. Bu ilişkide yer alan kadının adı yok. Sen adı olmayan bir yerde ilişkide bir çocuk dünyaya getirsen bu çocuğun evlilik dışı dünyaya getirmiş olacaksın ve senin hayır ben seni artık istemiyorum dediği andan itibaren hiçbir hakkın yok ona karşı. O çocuk da benim üzerime yazılacak. Babası olarak ben görüneceğim yani. Telefon attığında sana bunca yıldır emek veren, bakım annem veren, büyüten annem var. Siz onunla hayat arkadaşlığı, yol arkadaşlığı yapmışsınız. Doğru mu Hande? Annen hem kendini büyütmüş hem seni büyütmüş. Havva Hanım telefon hattında. Alo. Efendim. Hoş geldiniz. Hande sizi duyuyor. Hoş bulduk Esra abla. Alo diyebilirsiniz Hande'ye. Hande. Efendim. Ya gelirsen her zaman sana sahip çıkarım. Ama bu şekilde gidip onunla durman çok yanlış. Bak diğer tarafı da düşün. Onun bir hanımı var, bir çocuğu var. Çocuğuna günahdır yani. Eğer ki seni istiyorsa, boşanırsa, hanımı da kabul ederse, boşanırsa o zaman seni alabilirim. Yoksa bu şekilde gidip ondan durman çok yanlış yavrum. Gelirsen de sana sahip çıkarım, sana bakarım. Bunu yani annen her zaman için bil yani ki annen bana her zaman için sahip çıkar. Tamam bir hata yaptın. Cahillik yaptın. Sevdin, kaçtın. Ama bu yanlış yavrum. Bak bu yanlış. Eğer ki seni çok istiyorsa, hanımına boşanacaksa o zaman seni gelip alabilir. Ama başka türlü olmaz. Ondan boşanmadan asla olmaz yavrum. Bak yarın bir gün de seni kapıya koyabilir. Zaten koyabilir ki. Onun çocuğu da var bak. Resmi olanı dışarı koymuş. Resmi olanı koymuş, çocuğuyla görüşmeyen bir adam o adam. Hani şöyle ve düşün. Bu adamın hiçbir tane işi yok. Geçen yayında buraya bağlananlarda hiçbir tanesi doğru referans verdi. Bilmem ne gezen bilmem neler dediler bunun için. Senin böyle adamın yanında ne işin var kızım? Yani çok affet Türkiye'de ya dünyada erkek kıtlığı mı koptu? Zaten
baksın yavrum bak. O adam olsaydı en azından eşinden boşanırdı, seni seviyordu. Eşinden boşanırdı, gelir seni alırdı. Benim evime gelirdi. Ama bu yaptığı çok yanlış. Senin yaptığın da yanlış, onun yaptığı da yanlış. Gel anlıyor, ne diyorsun? Madem seni seviyorduysa boşanaydı hanımını. Boşansın gelsin, yine verelim. Ondan sonra geldi, gelip seni alaydı. Çok seviyorsun, yine verelim. Anlaştık. Anne yerine dön. Boşansın gelsin verelim. Bu adam karıyı boşamayacak. Bu eşi bunu bu işleri yaptığı için bunu bıraktı. Eşi telefona bağlanabilir. Abi dedi, bu sizin kızını kaçıncı dedi bu. Kayınçosunun numarası var, bağlansın. Adamı Antalya'ya götürüp iş kurdular. Ev verdi, hepsini sattı kaçtı. Yarın seni farklı yere bırakmayacağını nereden bileceğim hande ben? Bak yolun başındasın. Her türlü arkandayım ben. Annen olsun, kardeş, amca, kimse olmaz. Ben senin her zaman yanındayım. Sen benim kızımsın. Şöyle düşün Hande. Ben her zaman şu, bu dakika itibariyle yanındayım. Birini sevdin. İnandın, güvendin. Onun hayatı ve geçmişindeki kusurlarını öğrendin. Bunları duyduktan sonra o insanla bundan sonra hayata adım atmak artık senin seçeneğin. Karar senin. Ben burada hep benzer kadın hikayelerini duyuyorum. Mesela senden önceki konuğum, ben bir adamla evlendim, birlikte yaşadım, dini nikahlı. Çocuk da dünyaya getirdim ama o adamın evli olduğunu öğrendim. Aradan geçmiş 9 yıl, dünyaya gelmiş 3 çocuk. Biri yurtta, biri yasa dışı evlatlık verilmiş. Sonra kalkıp o adamdan dert yanıyor. E adama sormazlar mı, senin aklın yok muydu diye. Senin bir muhakeme yeteneğin, bir akıl yeteneğin. Kocaman kız olmuşsun. Var. Bak, şu an sen hocalık yapan birisin. Olan olmuş. Hani hem de din üzerine hocalık yapan birisin. Her zaman senin arkandayım. Doğruyu, iyi ve güzeli, hoşgörüyü anlatan birisin. Bunun üzerine eğitim veriyorsun. Yolun başındasın, dönebilirsin. Bunları bilen biri olarak sen böyle yaparsan bak, diğerleri ne yapmaz? Yok kızım. Boşanmadığı sürece sana fayda. Gerçi resmi de evlendirsek onu bırakınca seni de bırakacağına şüphe var ya. Anlatabiliyor muyum kızım? Yanlış yapmışsın. Bu haliyle başımın tacısın. Annen yanına git, benim yanıma gel. Bütün kapılar sana açık. Boşansın gelsin. Kendini baskı altında hissetme. Bu his, yani Volkan'ı da dinlemek istiyorum. Durumun gerçeğini ve her şeyini öğrenmek de istiyorum. Ama şunu unutma. Resmi belgeleri, kurumları tanımayan... Senin vermiş, ona söylediğin seni seviyorum sözünü hiç tanınmaz. Uçar gider havada. Evlilik sadece o imzayı atmak değil. O imzayı atarken verdiğimiz sözleri tutmak ayrılırken de. Siz biraz baba kız hasret giderin hadi. Peki yalnız kalmak istiyorsan yalnız kal. İyi hissederse, sizi görmek isterse biz yardımcı oluruz. Tamam, ben... tamam mı? Buyurun lütfen. Tamam. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.